Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, tek adam vesayet rejiminde elinizi nereye atsanız tel tel dökülüyor. Adalet sistemimiz dökülüyor, ekonomimiz dökülüyor, eğitim sistemimiz dökülüyor, dış politikamız dökülüyor, saray bürokrasisi dökülüyor, ahlaki ve etik değerler dökülüyor ve elbette demokrasimiz dökülüyor. 2014'ten bu yana her alanda ülke patinaj yapıyor. Toz toprak altında kalan milletimiz sesini bir türlü saraya duyuramıyor. Milletimiz perişan ama saray sosyetesinin derdi bambaşka. Hala milletin altında kaldığı toz toprağın içinden yandaşlarına rant devşirmeye çalışıyorlar. Millet işsizmiş, millet fukaralaşmış, millet perişan olmuş, umurlarında dahi değil. Talan yağma bir müddet daha devam etsin de ne olursa olsun. Milletin çifte diplomalı evlatları iş bulamıyor. Umudunu kesip eve kapanıyor. TÜİK bu çocukları işsizden bile saymıyor. Saray efradı gözü karartmış, yedi sülalesinin dünyalığını yapıyor. Üçer beşer maaşlar, ballı yönetim kurulu üyelikleri, sefirlikler, makamlar, mevkiler, adrese teslim ihaleler sarayın sosyete pazarına düşmüş. Kapanın elinde kalıyor. Tüy bitmedik yetimin hakkıymış. Bu devletin şanıymış, şerefiymiş, umurlarında bile değil. Memleket Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Şimdi şu fotoğrafa 83 milyon yurttaşımızın çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Kim bu fotoğraftaki? Ayakkabı kutularında rüşvet adlı iddialarından aklanmayan, her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara diyerek milletin kutsallarıyla alay eden kişi. Şimdi ne yapıyor? Prag'da cuma namazından millete fotoğraf sallıyor. Hangi sıfatla? Türkiye Cumhuriyeti'nin Prag Büyükelçisi sıfatıyla. Gerçek Müslüman ibadetin, reklamının yapılmayacağını bilir. Ama kendisi yine milletin kutsallarının ardına saklanmış, sıkılmadan milleti bir kez daha uyutmaya çalışıyor. Büyükelçi devletinin şan ve şerefini temsil eder. Din istismarına gitmez. Yaklaşık 1000 yıl önce Büyük Selçuklu veziri Nizamül Mülk ünlü eseri Siyasetname'de bir elçide bulunması gereken asgari özellikleri şöyle sıralamış. Nesep ve şerefinden ötürü ona kötülük eylemeyip hürmet edeceklerinden elçinin seyit ya da şerif olanı makbuldür. Şaklaban, kumarbaz, geveze, adı sanı belirsiz kişiler elçiliğe layık değildir. Ama devletin şanıymış, şerefiymiş, işi eline vermekmiş, saray sosyetesinin bunlar umurunda bile değil. Bu arada Katar Büyükelçiliği de yabancıya gitmedi. AK Partili Esenler Belediye Başkanı'nın kardeşi Katar'a büyükelçi oldu. Sarayın kibirlisinin Katar'la duygusal münasebetlere verdiği önem malum. Beyefendi karantinadan çıkar çıkmaz soluğu Katar'da aldı. Tabii Katar'a büyükelçi atanacaksa da öncelikle liyakat değil, sadakat olmalı. Bir de tabii elçi diplomasiden gelmemeli, Körfez ülkelerindeki yatırımlardan anlayan biri olmalı. Değerli basın mensupları, bu fotoğrafa da tüm yurttaşlarımızın çok dikkatle bakmasını rica ediyorum. Arkada lüks araçlar, önde yandaş iş adamları, Sakarya'da havaya uçan havai fişek fabrikasının sahibine destek yemeği veriyorlar. Hem de işçileriyle birlikte havaya uçan fabrikanın dumanları üzerinde tüterken. Bu patlamada 6 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bir yurttaşımız halen kayıp. 126 vatandaşımız ise yaralandı. Bu aynı fabrikada son 11 yılda yaşanan 5. patlama. Bundan önceki patlamalarda 4 işçi hayatını kaybetmiş, 40 işçi de yaralanmış. Yani bu fabrikanın iş cinayetlerinde sabıkası hayli kabarık. Şimdi soruyoruz. Bu kadar iş cinayeti ve patlamaya rağmen bu fabrika bugünlere kadar sahibini değil ama ismini değiştire değiştire nasıl geldi?
Kimler burayı koruyup kolladı? Neden sarayın kibirli başı ölen vatandaşlarımızın yakınlarını açıp başsağlığı dilemeden patlayan fabrikanın sahibini bir değil, birkaç kez aradı? Böyle bir kazada iş yeri sahibi hukuken sorumludur. Müfettişlerin bölgedeki çalışmaları bitmeden bir cumhurbaşkanının iş yeri sahibini birkaç defa araması normal değildir. Bilgi almak istiyorsa bakanları orada. Kadim dostu olduğu anlaşılan yandaş iş adamına telefonda ne demiştir acaba? Bunun üstünü nasıl örteriz birader diye sormuş mudur? 11 yılda her patlamadan sonra isim değiştiren firmaya, firmanın sahibine sen bir kere daha ismini değiştir bu işi halledelim demiş midir? İnsanın aklına bunlar geliyor. İçişleri Bakanı'nın telaş içinde 3 ay önce burayı denetlemiştik demesi, sonra yandaş iş adamları cemiyetinin apar topar bir araya gelip dayanışma yemeğiyle güç gösterisi yapması, bu neyin korkusu? Neyin üstünü örtme çabasıdır? Bu yandaş şirket kurulduğundan bu yana devlet törenlerine ne kadar fişek satmıştır? Devletin sırtından ne kadar para kazanmıştır? Erdoğan yönetimlerinin 18 yıldır izlediği bu vicdansız büyüme stratejisi çalışanlarımızın canına mal olurken yandaşların cebi de şiştikçe şişiyor. Patlamada eşini kaybeden bir yurttaşımız Salih Çelik tam da bu gerçeği haykırıyor. Ne diyor Salih Çelik? Büyük patronlar ölmedi. Bize bir Allah'ın kulu telefon açmadı. Başınız sağ olsun demiyorlar. Onlar kendi malının peşinde. Benim eşim ölmüş, kendi acımızla kavruluyoruz. Sakarya'daki bu fabrikanın 11 yılda 5 kez patlamasına göz yumanlar, bugün bu ülkede nükleer reaktör inşa ettiriyorlar, bir de işletecekler. Ben buradan aziz milletimi uyarıyorum. Durumun ciddiyetinin farkında mısınız? Bu ülkede binlerce madenci göçük altında kaldı. İşin fıtratı dediler. Yetmedi üstüne bir de madenci yakınlarını tekmelediler. Binlerce işçi rezidans ve plaza inşaatlarında yaşamını yitirdi. Olabilir dediler. Tersanelerde tedbir almadılar. Üstüne üstlük işçileri kukla gibi filikalara koyup canlı deneyler yaptılar. Ölenlerin ardından da takdiri ilahi dediler. Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem? Ama bu devran böyle sürmez. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu vicdansız düzenin tekerine milletimizle birlikte çomağa sokacak. Çalışana sahip çıkan, haktan, hukuktan, adaletten yana hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği hakça bir düzeni elbette milletimizle birlikte kuracağız. Değerli basın mensupları, sarayın karanlık dehlizlerinde yazılan barolarla ilgili yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri dün gece yarısı tamamlandı. Şimdi soruyoruz. Bu teklifte milletimizin yararına, milletimiz için ne var? Milletimizin huzurla, vicdan özgürlüğüyle çalışması ve hükümette adaletin kesin şekilde egemen olması ihtiyaçlarına cevap mı veriyor bu düzenleme? Hayır. Bu yasa teklifi milletimizi yormadan, hızla, isabetle, güvenle, adaleti dağıtacak bir düzenleme mi getiriyor? O da hayır. Adalet düzeyimizi uygar toplumların adalet düzeyinin üzerine mi çıkarıyor? O da hayır. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen baro başkanlarımız görüşleri alınmadan günlerce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında bekletildi. Milletvekillerimiz Adalet Komisyonu'nda çoklu baro projesine karşı büyük bir mücadele verdi. Saraydan talimatlı vekiller ve onların koalisyon ortakları aklın ve sağduyunun emrettiği uyarı ve itirazlarımızı dahi dikkate almadılar. Görüşmeler 5 gün boyunca hafta içi, hafta sonu, gece gündüz demeden sürdü. Peki bu yasa teklifinde ne var? Bu teklifte saray hükümetinin yandaş avukatlarına yeni iş alanları açma çabası var. Yargıda FETÖ borsasını yöneten saray avukatlarının işini daha da kolaylaştırmak var. Sayın Genel Başkanımız bu durumu birkaç kez dile getirdi.
Saraydan gık yok. Hakim ve savcıları oradan oraya tayin ettirebilen avukatlar var. Hakim ve savcılara talimat veren avukatlar var. Şimdi de barolar olacak. Geçmişte bu kadroları çok uyardık. Hakimleri, savcıları götürdüler, bir cemaate teslim ettiler. Şimdi de anlaşılan avukatları teslim edecekler. Avukatların cübbelerine düğme diktirip ilik açtıracaklar. Adaleti tamamen sarayın vesayeti altına alacaklar. Daha da önemlisi, bu yasa teklifinde müellifi FETÖ olan paralel çoklu baro projesi var. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Aslında bu topraklar paralel çoklu baroya yabancı değildir. Bundan 100 yıl önce işgal altındaki İstanbul'da işgal güçleri etnik ve dini esaslara göre barolar kurmuşlardı. Bu teklifte emperyal güçlerin mütareke döneminde uygulamaya koydukları adaleti böl ve yönet projesi var. Bu teklifte etnik, mezhepsel, siyasi meşrebe göre ayrı ayrı barolar kurarak Cumhuriyet'in modernleşme projesinin adalet ayağını tamamen bitirmek var. Lafa gelince tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan. Ama iş baroya ve hukuka gelince çok baro, çok hukuk. Bugün bakanlıklar tarikatlar arasında paylaşılıyor. Anlaşılan yarın da barolar paylaşılacak. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa, üniter yapı yani devletin birliği nasıl korunacak? Hukuk birliği olmadan o tek tek diyerek saydığınız hiçbir şeyin tekliği kalmaz. İstiklali tam olmanın ön koşulu hukuk birliğidir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonunun getirdiği bu teklif 784 bin kilometre karelik vatan toprağını parçalama projesidir. Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse niyetini bir kez daha sorgulayın. Aldatılma kotanız doldu. Milletin eli iki cihanda da yakanızda olur. Değerli basın mensupları, zevali yakın olanın zulmü de artarmış. Ülkeyi yönetemeyen saray yolun sonuna yaklaştıkça çareyi zulmü arttırmakta buluyor. Bir yandan Tele 1, Halk TV gibi en çok izlenen özgür kanallara mahkeme kararı olmadan ekran karartma cezası veriyor. Diğer yandan sosyal medyaya da karartma uygulamak için düğmeye basıyor. Hırsla, gözü dönmüşlükle öç almak için bunu yapıyor. Amaçları milleti kendi yandaş medyalarına mahkum ederek formatlamak. Milletin gerçekleri öğrenmesini engellemek. Ama yalanlar er veya geç gerçeklerin önünde diz çöker. Sosyal medyada hukuki bir düzenleme yapılmalı mı? Nefret dilinin, lincin önlenmesi, kişisel verilerin izinsiz kullanılmasının önüne geçilmesi, bu mecradaki kazançların vergilenmesi gibi konularda tüm dünya çalışıyor. Biz de tüm dünya gibi ama buradaki tüm paydaşlarla birlikte herkesin görüşünü alarak birlikte çalışmamızda bir mahsur yok. Ama bunları gerekçe göstererek sosyal medya mecralarını topyekun yasaklayıp kapatırız derseniz bunu kabul etmek mümkün değil. Dijital ortamın sansürlendiği ve yasaklandığı bir ülkede çok açık söylüyorum, yaratıcılık olmaz, katma değer olmaz, güven olmaz, yatırım olmaz, refah olmaz, tencerede dolmaz. Son 7 çeyrektir ya neredeyse 2 yıldır ülkemizde yatırımlar sürekli geriliyor. Yabancı sermaye ardına bakmadan kaçıyor. En son o kadar teşvik, o kadar taviz ve garanti verilmesine rağmen Alman otomobil devi Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçti. 1 milyar doların üzerindeki bir doğrudan yatırımı kaçırdık. Ülkede hukuk ve adalet olmadan, doğru düzgün istatistik olmadan yatırımcı önünü göremiyor. Ama bakıyoruz, sarayın kibirlisi ve sosyete damadı gerçekleri eğip bükerek, rakamları makyajlayarak milleti aldatabileceklerini zannediyorlar. Millet sizin saklamaya çalıştığınız o sıkıntıları birebir yaşıyor. Kimseyi kandıramazsınız. Sarayın kibirlisi Haziran'da bir önceki aya göre elektrik tüketimindeki artıştan bahsediyor. Tamam iyi de bir aydaki elektrik tüketimine bakarak hem de tatili bol Mayıs ayıyla kıyaslayarak yorum yapılmaz ki. Biz bir de gerçek tabloyu paylaşalım.
Bu yılın ikinci üç ayında, yani salgının en etkili olduğu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 düşmüş. Mevcut seride böyle bir düşüşü daha önce hiç görmemişiz. Küresel finans krizinin en derin hissedildiği 2009'un ilk 3 ayında bile elektrik tüketimi sadece %6,3 daralmış. Aynı dönemde yine ekonomik daralmada %14,4 olmuş. Şimdi elektrik tüketimindeki daralma 2009'daki daralmanın neredeyse 2 katı. TÜİK'in başına atanan yeni saray damadı sihirli bazı dokunuşlar yapmazsa ekonomik daralmada o dönemin 2 katı olacakmış gibi gözüküyor. Sosyete damat da kayınpederinden aşağı kalmıyor. O da imalat sanayi satın alma yönetici endeksinin durumuyla övünüyor. Bir dönem bu endeks aşağı çakılmış, şimdi yukarı doğru çıkmış. Ne kadar hızlı çakılırsa top o kadar hızlı yukarı çıkar, sonra yeniden aşağı inmeye başlar. İmalat sanayi tabii önemli. Ama ekonomik durumu anlamak için sadece imalat sanayine bakmak yetmiyor. İmalat sanayinin çünkü gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %20. Bir de ticaret, ulaştırma ve konaklama var. Onun payı da %23,5. Aslında turizm başta olmak üzere hizmetler sektörünün içinde bulunduğu kritik durumu uzunca bir süredir burada huzurlarınızda anlatıyorum. Bundan bahseden yok. Ekonomiye böyle bakıyorlar. Yine sarayın kibirlisi Haziran'da ihracatın geçen yıla göre %15 civarında arttığını söylüyor. İyi de geçen yılın ilk 9 gününde bayram tatili vardı. Geçen yılın 21 gününde yapılan ihracatı bu yılın 30 gününde yapılan ihracatla kıyaslamak doğru mu? Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alarmı takılacak noktaya gelmişiz. Sarayın kibirli adamı hala enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Bunu diline pelesenk etti. Ama olmuyor, söylemekle olmuyor. Ne dedi millete? Faiz enflasyonun sebebidir. Faizi düşürürsek enflasyon da düşer. Faiz düştükçe düştü. Ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Arttıkça artıyor. Enflasyon tek haneye inmez mi? İner. Ama bu saray yönetimi, bu tek adam vesayet rejimi bunu beceremez. Güven yok. Yeni dayanışma programı yok. Yeni bütçe yok. Lafla bu iş olmaz. Enflasyon demişken memur ve emeklilerimiz ikinci 6 ay için %1,75 enflasyon farkı alacak. Yine yılın ikinci yarısına ait %4 zamla beraber memur maaşları %5,75 zamlanacak. En düşük memur maaşındaki artış 202 lira. 202 lirayla ne yapılır? Şöyle bir kahvaltı sofrası, öyle en pahalılarından değil, orta halli, peynir, zeytin, yumurta, reçel, tereyağı gibi 3-5 parça bir şey alsanız 80 liradan aşağı çıkılmıyor. Öğlene de bir etli kuru fasulye, bir de bulgur pilavı yapayım deseniz, soğanı, yağı, salçası, fasulyeti, eti derken 120 lirayı market kasasına bırakıyorsunuz bugün. Kahvaltı 80 lira, öğle yemeği de 120 lira, eder 200 lira. Ne kaldı elde? 2 lira. 2 liraya da akşam ne yerseniz yiyin. Yapılan zam tek bir günde 3 öğün yemeği karşılamıyor. Bu arada fedakar sağlık çalışanlarımızın maaşlarındaki artışlara da bir bakarım. 5'in 1'indeki bir hemşirenin maaşındaki artış 297 lira. 1'in 4'ündeki bir uzman doktorun maaşı ise 472 lira artmış. Salgının başından beri yapmakta olduğumuz önerimizi burada bir kez daha tekrarlayalım. Gelin fedakar sağlık çalışanlarımıza bu defa ama ayrım yapmadan salgındaki çalışmaları için bayram öncesi birer maaş ikramiye verelim. Yine emeklilerimize verilen ikramiyeleri de en az 1500 lira yapmayı unutmayın. Şimdi aynı sarayın kibirli adamı salgın döneminde milletin cebine doğrudan aktarılan kaynak 24 milyar liraya geçti demiş. Ya millete 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadılar. Üstüne üstlük vatandaşa IBAN numarası yollayıp bağış dilendiler. Kelime oyunlarını bıraksınlar. Milletin cebine bütçeden karşılıksız konulan nakdi destek söyledikleri 24 milyarın dörtte biri, yani 6 milyar lira. Geriye kalan
ya çalışanın kendi tasarrufu olan işsizlik sigortası fonundan, ya faizle kredi ya da faizle borç erteleme. Salgında G20 ülkeleri içinde vatandaşına en az karşılıksız maddi destek veren yönetim, saray yönetimi. Yakın zamanda yapılan bir anket zaten pek çok şeyi söylüyor. Ankete katılanların %47,6'sı, 48'i yani, salgın sürecinde kira, fatura, taksit, kredi kartı gibi ödemelerinde sıkıntı yaşamış. %58'i salgında birikimlerini harcamış. %27'si kredi ve kredi kartı kullanmış. Sosyal yardım alanların oranı ise %15'te kalmış. Vatandaş salgındaki beceriksizliğin faturasını da sarayın sosyete damadına kesiyor. Vatandaşların %85'i damadı başarılı bulmuyor. Hep diyoruz, vatandaşımız sizi izliyor. Ne yaptığınızı görüyor. Günü geldiğinde de sandıkta size yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, sosyal devletin önemi bu salgında çok daha iyi anlaşıldı. Biz yıllardır aile destekleri sigortası deyip duruyoruz. Bizim önerimizin benzerini İspanya yürürlüğe koydu. Belliye bir eşiğin altında geliri olan ailelere gelirlerine göre doğrudan nakit destek veriyorlar. Aklın yolu bir. Siz getirmezseniz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk iş aile destekleri sigortası uygulamasını başlatacağız. Bu ülkede hiçbir babanın evladına okul pantolonu almadığı için canına kıymasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bir toplum tıpkı bir zincirin halkaları gibi en zayıf halkası kadar sağlamdır. Halkalardan biri çok zayıfladıysa, kopma noktasına geldiyse o toplumda kopar. Türkiye bu iktidarın yaptığı gibi içe kapanarak özgürlükleri kısıtlayıp ticarete, sermaye hareketlerine demir perde örerek 1970 model politikalarla bir yere varamaz. Aşı, işi ve ekmeği büyütemez. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında güçlü bir demokrasi ve hukuk devletiyle, yepyeni bir refah devleti yaklaşımıyla üreteceğiz. Hem aşı hem de işi büyüteceğiz. Stratejik sektörlerde kendimize yeterli olacağız. Sosyal devleti güçlendireceğiz. Ülkenin refahını adaletle paylaşacağız. Hep diyoruz, Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Yeter ki doğru yönetilsin. Bitirmeden önce bir konunun altını da çizmek istiyorum. Salgın sürecinde eğitimin normalleşmesinde kaos devam ediyor. Okulların başlama tarihi 2'de 1'de değişiyor. Velilerden taahhüt isteniyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı 40 metrelik sınıfta 10 öğrenci ve 1 öğretmen olacak diyor. Resmi okullarda 15.088.592 öğrenci var. Buna karşılık da 571.351 derslik var. Bu da derslik başına 26 kişi eder. Nerede 10 kişi? Ne yapacaksınız? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Yani Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın sosyal mesafe şartlarını nasıl yerine getireceksiniz? Son olarak 1.200.000 açık öğretim öğrencisi bütünleme sınavı veya yaz okulu beklentisi içinde. Bu konuda ne yapacaksınız? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, kurultay için artık son 3 haftaya girildi. Bu çerçevede bir değerlendirme alabilir miyiz? Son durum nedir önlemlere ilişkin? Bir, bunu sormak isterim. İki, Sayın Genel Başkan'ın bir röportajında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bazı değerlendirmeleri oldu. Bu noktada Genel Başkan Cumhurbaşkanı adayı olmamalı dedi. Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında nasıl kriterlerde olmalı? Buna yönelik bir çerçeve çizebilirseniz mutlu oluruz. Bir de Sayın İlhan Kesici'nin bazı açıklamaları oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tarih eser alımıyla ilgili olarak buna yönelik de yorumlarınızı alabilir miyiz? Evet, kurultay hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Delegelerimizi sağlıkla demokrasi arasında bırakmadan her iki kriteri de yerine getirerek son derece
başarılı bir kurultay yapma konusunda hızla ilerliyoruz. Birincisi bu. İkincisi, biz işin ta başından beri şunu söylüyoruz. Bu ülke 1940'lı yıllarda Cumhurbaşkanlarının aynı zamanda parti genel başkanı olması olgusundan vazgeçmişti. İsmet Paşa ve Celal Bayar arasındaki diyalog sonrasında. Ama tam 70 yıl sonra, hatta 80 yıl sonra neredeyse, yeniden döndük dolaştık. Cumhurbaşkanı yeminine rağmen kendi partisinin başına geçti. Baştan beri de şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı da parti genel başkanlığı aynı kişide olmamalıdır. Cumhurbaşkanı tüm ülkeyi kucaklamalıdır. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın hangi niteliklere sahip olması gerektiği konusundaki sorunuza tabii ki partimizin yetkili kurulları cevap verecektir. Ama en azından doğruları söylemelidir. Son olarak da evet, bu İstanbul'daki resmi sordunuz değil mi? Evet. Şimdi bu resim uluslararası tanınırlığı olan bir müzayede salonunda alındı. Bu resmi daha önce alan ve sonra satan belli. Bu resmin o dönem alındığı fiyat da belli. Dünyadaki kriz nedeniyle bu resim o dönem alınan fiyatın oldukça altında bir fiyatla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı. Tarihçilerimiz diyorlar ki bu resim gerçek. Bu resimle ilgili olan tek tartışma Fatih Sultan Mehmet'in karşısında duran figürün Cem Sultan mı yoksa başka biri mi olduğu yönünde. Bu resim hakkında başka da bir tartışma yok. Çok açık söyleyeyim. İstanbul'un şehremini, İstanbul'un tarihine, İstanbul'un ceddine sahip çıkmıştır. O resmin yeri İstanbul'dur. İstanbul Belediye Başkanı da yapması gerekeni yapmış, o resmi almış, İstanbul'a getirmiştir. Kendisini bu resim geldiğinde de kutlamıştım. Şimdi buradan da bir kere daha kutluyorum. Evet. Efendim, bize yönlendirilen bazı sorular var. Halk TV tarafından yönlendirildi sorular. İlk soru şöyle. Çoklu baro düzenlemesi Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu genel kurulla ilgili yol haritası ne olacak? Genel kurulda da meramımızı anlatmaya çalışacağız. Meramımızı anlatabilmek için de bu çoklu baro sisteminin nasıl bir beka meselesi olduğunu AK Parti milletvekillerine ve onların koalisyon ortakları olan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine anlatabilmek için meclis iş tüzüğünden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Umarım artık milletimizin anladığı, milletimize hiçbir yararı olmayan bu düzenlemenin bir ülkeyi bölme parçalama, baroları siyaseten ele geçirme projesi olduğunu onlar da görürler ve bu boş hevesten vazgeçerler. Bir diğer soru da şöyle efendim. Metropol'in son seçim anketinde AK Parti'nin oylarının %30 oranında olduğu gözünüyor. Bu oy mevcutken bir erken seçime gidilip gidilmeyeceği yolundaki görüşünüz nasıl? Yani erken seçime gitmek tek bir kişinin iradesine bağlı. O da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı. Eğer derse ki ben bu işi götüremiyorum, ben bu işi beceremedim, ey milletim ben size bu işi, bana bu yetkileri verin hallederim dedim ama ben bu yetkilerle, bu yetkilere rağmen bu ülkeyi idare edemiyorum derse
erken seçime gider. Efendim bir diğer soru da şöyle. Gazeteci Murat Ağrel verdiği dilekçelere karşın 20 gündür revire, 10 gündür doktora çıkarılamıyordu. Bu tecrit uygulaması ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Bir de Ağrel ile ilgili bu haberlerin kamuoyuna yansımasından hemen sonra Ağrel'in doktora çıkarıldığı söylendi. Bu konuyla ilgili yorumunuz ne olacak? Açıkçası bu zulümdür. Türkiye hukuk devleti olmaktan giderek uzaklaşıyor ve öç almaya çalışan, baskı yapmaya, kanunsuz, hukuksuz baskı yapmaya çalışan bir devlete dönüşüyor. Söyleyecek bir tek şey var, yazıklar olsun. Efendim bir diğer soruda da 2017'de törenle temeli atılan ve 450 milyon liraya mal olan Çankırı'daki Devres Barajı ile ilgili. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri barajı bulamadılar. Eski başkan ve köylüler de bilmiyor barajın nerede olduğunu. Baraj şu anda tamamen kayıp durumda. Bu konuyla ilgili yorumunuz nasıl olacak? Öyle görünüyor ki baraj yok olmuş. Dün de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı 53 tane daha barajı açıyorum dedi. Yani çok açık söyleyeyim, biz bu barajların bir takım şeyler millete anlatılıyor ama bunun ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmek mümkün değil. İşte milletvekillerimiz gittiler, Çorum'da barajı bulamadılar. Buna benzeyen başka yerlerde de barajlar var. Şunu açıkça ifade edeyim. Öyle bir döneme geldik ki bu ekonomide olan biteni gizleyebilmek için artık ciddi olmayan bir sürü hikayeler anlatılıyor. Büyük barajlar açılıyor, barajlar kapanıyor ama sonunda dönüp baktığınız zaman gerçek şu. Barajlar yok. Efendim Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı ile ilgili tartışmalar sürerken Yunanistan Başpiskoposu'ndan Türklerin buna cüret edeceğini sanmıyorum yönünde bir açıklama geldi. Ayasofya ile ilgili tartışmalara ve bu son açıklamaya ilişkin yorumunuz ne olacak? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu ülkenin neye cüret edip neye cüret etmeyeceği, tayin, tespit etme hakkı Yunanistan Başpiskoposu'nda yok. Bu ne biçim bir yorumdur anlamak mümkün değil ama şunu da altını çizmek lazım. Daha bir hafta önce Yunanistan Cumhurbaşkanı geldi, Eşek Adası'nı ziyaret etti. İktidar kanadından bir ses çıktı mı? Saray iktidarından ya da onun koalisyon ortağından bir ses çıktı mı? Hadi Suriye'de vatan toprağını teröristlere bırakıp ecdadımızın tabutunu sırtlayıp kaçtınız. Bunu söylediğimizde o zaman da tık çıkmamıştı. Şimdi de Eşek Adası konusunda böyle sessiz kalırsanız onların başpiskoposu da çıkar böyle ileri geri ipe sapa gelmez laflar eder. Tekrar söylüyoruz. Ayasofya'yı açmak, Ayasofya'yı müze yapmak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın bir imzasına bakar. İbadete mi açacaksınız? Atın o imzayı bitsin. Başka kimse karışamaz. Bir diğer soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı Türkiye Krizi başlıklı rapora göre 2002 yılında doğan her çocuk 1963 dolar borçla dünyaya gözünü açarken 2018 yılında bu rakam 5513 dolara çıktı. Her bebeğin borçlu doğduğu ülkemizde ve ekonomisinde bu çöküşle ilgili sizin yorumunuz nasıl olacaktır? Ülke özellikle 2009 yılından bu yana borca batırılarak yönetilmeye çalışılıyor. Küresel konjonktürün bizim gibi ülkelere ciddi şekilde borç verdiği bir dönemde bu borçlar hesapsız kitapsız alındı.
alışveriş merkezlerinin, inşaatların, yolların yapımında kullanıldı. Bu paralar üretim tesislerinin yapımında kullanılmadı. Bugün üretim yapamıyoruz. Üretimimiz yetersiz. İhracatımız, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yetersiz. Dışarıdan borç da bulamıyoruz şimdi. Güven bittiği için. Dünyada konjonktür de değiştiği için. Şimdi bu borçlar tabii çok ciddi şekilde sorun oluyor. Ülkemizin gelecek nesillerine devrettiğimiz ciddi bir baş ağrısı. Dış borçlar. Şunu burada son açıkça ifade etmek istiyorum. Bu özellikle bu borçların yarattığı sıkıntı dış politikamızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bunu Rahip Brunson olayında gördük. Bunu sonra başka olaylarda da gördük. Bu nedenle Türkiye'nin süratle üretim sürecine dönmesi ve bu borçları hızla ödeyebilecek bir zenginliğe kavuşması gerekiyor. Bitirmeden önce bir şey diyeyim. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Bu barajla ilgili olarak Çorum'da bulamadılar. Çorum'da değil, Çankırı'da bulamadılar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlarımız Çankırı'da barajı bulamadılar. Evet, teşekkür ediyorum.